Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz artık eğlenceli mi diyelim? Son zamanlarda kraliyet ailesiyle ilgili, İngiltere kraliyet ailesiyle ilgili bayağı videolar yaptım. Bugün de ilginç bir video yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi sayfalar sıralı, bir sürü isim var. Şimdi diyorsunuz gene ne videosu hazırladı? Bazen de böyle biraz eğlenceli bir şeyler yapalım diye düşündüm. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu eğlenceli gibi gözükebilir ama için yani bilgi doğru da olabilir. Sadece biraz sizleri de yorumlarınızı merak ettiğim bir konu. Konu şu arkadaşlar. Şimdi bu reptilyanlar meselesi var. Özellikle David Icke var. İngiliz bir gazeteci. Hani onun dışında da dünyada birçok insan hani reptilyan ırkının var olduğunu düşünüyor. Yani uzaylı bir ırk bizi kontrol ediyor tarzında. Ben yani her şeye böyle hemen inanmam ama her şeyde de böyle doğrudan da reddetmem. Olabilme ihtimali de olabilir. Sadece bunu anlamaya çalışırım. Şimdi hani şöyle bir şey var. Diyelim ki böyle bir şey var. Reptilyanlar var. Yani biz bunu haritalarda nasıl görebiliriz? Böyle bir hani beyin jimnastiği yapsak. Ya benim bir astrolog arkadaşım var arkadaşlar. Bu arada açıklamaya onun Instagram hesabını da ekleyeceğim. İsmi Özlem. Buradan çok selam ediyorum Özlem'e. Bir gün öyle sohbet ediyoruz. Kendisinin de bu arada Jüpiter-Uranüs kavuşumu var. Jüpiter Güney Düğümü yöneticisi. Hani böyle Jüpiter Uranüs kavuşumu olanlardan sıra dışı bilgiler beklerim açıkçası. Bir gün konuşurken ya dedi sence dedi hani reptilyanlar varsa ya da Illuminati reptilyan bu tarz insanlar hangi evde daha çok şey beklersin dedi. Ya şey dedi bana ya benim düşüncem dedi 6. ev olabilir. 6. ev hani pet, şey beslediğimiz pet hayvanlar falan. Vallahi olabilir dedim. Sonra 6. ev bana böyle söyleyince ben de böyle çok inceledim harita var. Hani çok görüyorum 6. evre karşılaşıyorum. Tabii 6. ev derken 12. ev aksanına bakmak lazım. 12. evde uzak diyorlar. Şimdi bu reptilyanlar uzak hani gezegenlerden geldiği için tam bu konuda 12. ev. O zaman şöyle bir akıl yürüttüm. Acaba reptilyanlar ile ilgili verileri 6-12 ev aksında bulabilir miyiz? Burada gezegenleri işte çok gezegen olması bunu etkiler mi? Şimdi 6. ev hani hayvanlarla da alakalı beslediğimiz. 12. evde büyük hayvanlar diye hatırlıyorum ama ya da 12. ev diğer hani ifadesi de çok uzak diyarlar. Bu da uzaylı ırka bir gönderme olabilir diye. Şimdi mesela tarihte ilk milyarder John D. Rockefeller. Yine bu aralar çok videosunu yaptım bu kişinin de. Mesela bu kişinin yükselen yönesi Mars'ta, Jüpiter'de, Güney Ay Düğümü'nde bakın 6. evde ve 12. evine de Uranüs, Kuzey Ay Düğümü, Plüto gelmiş. Hani şöyle bir düşündüm ya dedim acaba gerçekten bu böyle Illuminati diyorlar işte reptilya falan olabilir mi? Şimdi inanın yani çok şüpheciyimdir. Bu teoriye çok da soğuk bakmıyorum. Mesela bunu da sizler de astrolojik perspektifte araştırabilirsiniz. Ben gerçekten haritasında şu Uranüs Güneş üçgeni, Jüpiter Neptün üçgeni ve 6. 12. evde bu kadar gezegen şaşırttı beni açıkçası. Diğer kişi de Mayer Amschel Rothschild. Yani biz dünyada iki aileyi çok konuşuruz. Rockefeller ailesi, Rothschild ailesi işte birisi mi daha zengin, kim daha güçlü falan ben bu tartışmalara girmiyorum. Bilemeyiz arkadaşlar. Hani bizim bilgi birikimimiz bir yere kadar. Şimdi bu da Rothschild ailesinin kurucu babası. Biraz önceki John D. Rockefeller. Rockefeller ailesinin kurucu babası. Rockefeller biraz daha petrol konusunda çok ilerlemiş. Rothschild ailesi daha çok bankacılık. Şimdi Rothschild, Mayer Amschel Rothschild'in de haritasını açtığımda yani yükselen hani diyelim ki terazi de olsa ikisinin de yükselen yönetici yani Merkür de olsa Venüs de olsa 6. evde Güneş de 6. evde. İlginç bir şekilde Jüpiter
12. evde. Burada Satürn'ü de dahil edebiliriz. Yani daha 12. ev etkisinde olabileceğini düşünüyorum. Yine 6-12 aksında bayağı bir ev gözüküyor. Burada da mesela Venüs, Neptün üçgeni gözüküyor. Yengeç burcunda Neptün'le. Yani burada da açıkçası enteresan kombinasyonlar görmüyor değiliz. Yani burada da enteresan kombinasyonlar var. Şimdi iki tane dünyada böyle hani komple teorisiyle anılan kişileri gördük. Ve şaşırtıcıydı gerçekten. Bu da Baba Rockefeller'ın ilk oğlu John D. Rockefeller Jr. 6. evde bir Jüpiter gözüküyor. Lilith gözüküyor. 12. evde de bir Mars gözüküyor. Yani nispeten bunun Illuminati veya reptilyan olma şeyi biraz daha düşük diğerlerine göre. Ama burada 6-12 yani her 6-12'de gezegen olan reptilyan. Ben de mesela 12. evimde Merkür'üm var. Reptilyan olsam veya uzaylı olsam fark ederdim diye düşünüyorum. Bu da Nelson Rockefeller. Yine Rockefeller ailesinden. Bir 6. evde Satürn var. Nispeten bu işlerinde belki de en az hani reptilyan varsa da çok fazla reptilyanlık yok diye tahmin ediyorum. Şurada IC yönesi 6. eve gelmiş. Hani kökleri reptilyan diye anlayabiliriz. Bazen böyle de şey yorumlamak gerekiyor arkadaşlar. Ama şaka bir yana da bir tarafta da şöyle duruyor. Düşünün 4. ev yöneticisi IC Oğlak. 6. evde kökleri reptilyan diye yorumlamak da çok komik olmasa gerek aslında. Evet geldi Kraliçe Elizabeth'e. Tabii Kraliçe Elizabeth'te 12'de bir şey gözükmüyor ama bir 6'da Plüto gözüküyor. Bu da hani çok böyle gezegen yok Rockefeller Rothschild kadar. Ama şöyle de bakınca hani Plüto da olunca güçlü bir reptilyan mı? Hani diyelim ki reptilyan hani Kraliçe Elizabeth reptilyan. O zaman güçlü bir reptilyan olur. Yani 6. evde Plüto olduğu için. Tabii bilemiyoruz. Ben sadece 6. evde gezegenleri olanları gösterdim. Şimdi farklı karakterler çıkarıyorum. Mesela bu da Einstein. Tabii 12'de çok gezegeni yok. Bir tek yükselen yengeç olduğu için yükselen yöneticisi. Ay 6. evde gözüküyor. Yani bu da dahil edilebilir mi? Bazen bilim adamlar işte reptilyan ırkının şarkıcı, bilim adamı, zenginler, politikacılar bunlara hani sirayet ettiği söyleniyor. Ben böyle çok farklı bir liste açtım arkadaşlar. Sizler de göresiniz diye. Bakın mesela bu da Nikola Tesla. Çok sıra dışı buluşlara imza atmıştır. Kendisinin haritasında 6-12'de baya bir gezegen var. Hem de bu işte Mars, Ay, Güney Ay Düğümü, Lilith 6. evde. 12. evde Kuzey Ay Düğümü, Jüpiter, Neptün. Enteresan. Hani özellikle 12. evde Jüpiter Neptün olması sıra dışı geldi bana. Ay düğümü aksının da 6-12 olması o da bana çok sıra dışı geldi. Hani reptilyan ırkı varsa Tesla'yı da buraya koyabilir miyiz? Bence çok rahat koyabiliriz. Hani benim çok sevdiğim bir bilim adamı. Bilim adamı diyorum yani çok müthiş bir bu mucit. Ama veriler şey. Hani reptilyan varsa diyoruz arkadaşlar. Bu daha kanıtladığımız bir şey değil. Geldik Joe Biden'a. Joe Biden'da 6. evde bir şey gözükmüyor ama Joe Biden'da 12. evde bir hareket var. İşte Mars, Güneş, Venüs, Merkür bunlar 12. eve yerleşmiş. Hani buradan da bir uzaylı veya dünya dışı bir şey var mı diyebiliriz. Belki 12. ev etkisinden belki. Yani bunu çok reptilyan mıdır emin olamadım. Bir de Vladimir Putin'i açtım. Çünkü o da Biden gibi 12. evde çok yoğun gezegeni var. İkisinde de Merkür orada. Neptün var, Güneş var, Satürn var. Yani bu da reptilyan mıdır değil midir? Belki yine başka bir dünya dışı varlık da olabilir. Özellikle şurada tepe noktası enteresan. Plüto Lilith kavuşumu. Evet bu bayağı bir enteresan. Bakın arkadaşlar burada farklı bir isim açtım. Vladimir Ulyanov'dur Lenin. Bu da devrimci hani devrim yapmış bir insan. Ama bana ilginç gelen şu oldu. Lenin'le de ilgili komplo teorilerinde hani devrim yaptı ama işte küresel güçlerin adamıydı.
Almanya'dan Rusya'ya gidişini işte birileri planladı falan. Böyle bir söylemler vardı. Ve Lenin de açısından Jüpiter, Plüto, Merkür 6. evde. Bu da kraliçe gibi Plüto'su 6. evde. Özellikle Yahudilerden çok destek aldığı ifade ediyor. Bilemiyoruz tabii bunları. Doğru da olabilir. Adolf Hitler'e baktım. 6. evde bir şey yok. 12. evde Uranüs var. Yani onun çok etkisi olur mu? Adolf Hitler de böyle bir reptilyan mıydı? Çok emin olamadım. Ama tabii ki tarihe gelmiş çok böyle vahşi, acımasız bir karakter. Bunu biliyoruz. Barack Obama, arkadaşlar Barack Obama ile de ilgili çok fazla reptilyan, işte tek dünya devletin adamı olduğu iddiaları vardı. Ve Obama'nın haritası da beni şaşırttı. Merkür, Güneş 6. ev, Jüpiter, Satürn 12. ev. Yani eğer 6-12 aksında gezegen yoğunluğuna bakacak olursak Barack Obama'yı da reptilyan ırkına varsa yani bakın hep şüpheyle yaklaşıyoruz ama ihtimalleri de göz ardı etmiyoruz arkadaşlar. Varsa bir ihtimal evet bu yüksek gözüküyor. Beyoncé Knowles'da çok fazla böyle reptilyanlıkla itham edilen bir kadın şarkıcı Amerikalı. Şimdi onda da 12. evde bayağı bir gezegen var. Jüpiter, Satürn, Merkür. Yani reptilyanlık veya dünya dışı bir şey olabilir mi? Belki. Belki olabilir. 6. evde çok gözükmüyor Beyoncé'un. Yine burada da bir Lady Gaga'yı açmışız. Evet, Lady Gaga'nın da hani böyle yine iddialarda işte böyle bazen tek göz işaretleri böyle Illuminati işaretleri yaptığı falan böyle söyleniyor. Onun bir Satürn Uranüs 6. evde, 12. evde Chiron Lilith var. Belki Lilith'i katabiliriz de Chiron'dan dolayı burayı katmayabiliriz diye düşünüyorum. Bu verebilir mi? Belki evet. Yani Lady Gaga da çok fazla reptilyanlıkla hitam ediliyor. Burada bir de Uranüs olması ilginç. George Washington yine Illuminati ile adlandırılan Amerika'da Masonluğun hani önemli isimlerinden biri olduğu söyleniyor. Evet 6. evde bir Jüpiter Pluto var. 12. evde bir Satürn. Yine burada Chiron gelmiş. Bu kişi de reptilyan olabilir mi? Şimdi genelde politikacı, sanatçılar, ünlü isimleri hani reptilyanlarını seçtiği söyleniyor. Biz sadece buradan hani hem biraz eğleniyoruz ama bunun ciddiyetini de araştıracağız arkadaşlar. Ciddi de olabilir. Bakın bu kişi de yine videosunu yapmıştım. Kraliçe Elizabeth hani Catherine, Prens William'ın eşi. Oradaki aradaki bağlantı. Ama onun incelediğinde 6-12 ev aksında hani kraliçenin de reptilyan olduğu iddia edilirken Güneş, Güney Düğümü, Merkür, Venüs işte şeyde de 12. evde de Kuzey Düğümü Ay'ın olması. Evet, reptilyan ırkına konulabilecek birisi mi? Evet, yani bu teoriye göre. Yani varsa eğer, bilemiyoruz. Şimdi bir diğer sanatçı da arkadaşlar Michael Jackson'ın da hani burada ırka olabilir, ırkın üyesi olabileceği söyleniyordu. Evet, Michael Jackson'da arkadaşlar bayağı bir gezegen var 6. evde. Gerçi 6. ev sağlık sorunlarını anlattığı için Michael Jackson hayatında biliyorsunuz. Çok böyle ameliyatlar, sıkıntılar yaşadı. Onun bayağı bir gezegeni 6. evde. 6. evde bu kadar gezegende eğer reptilyan ırkı gerçekten hani 6. ev ise Michael Jackson buna bayağı bir uyuyor arkadaşlar. Hani teorimiz şöyle ama gerçekten reptilyan ırkı varsa halen bilemiyoruz yani bunu nasıl ispatlayacağız bilemiyorum. Yine Rihanna da hani reptilyanlıkla itham edilen duyduğum 6. evde ay 6-12'de ay düğümleri geçiyor. Etkiler mi bilemiyorum. Yani ay düğümlerini buraya katabiliriz bilemiyorum. Ay Venüs 12. yani ASC'nin biraz üstünde. İlginçtir. Rihanna'nın doğduğu sene küçük kardeşim doğdu. 19 Mart. Onun da yükseleni Koç. Yükselen dereceleri de çok yakın. Onun 13-14 civarında. Onun ayı 13 derece Koç, Rihanna'nın 11. Ve onun MC'si 8 derece olarak Rihanna'nın
11. Yani çok benziyor harita. Çok şaşırdım açıkçası şöyle açınca. Yani Rihanna reptilyan olabilir mi emin değilim. Dünya dışı belki bir varlık olabilir. Bir de Bush ailesi böyle hani Illuminati. Belki 6. evi reptilyan, 12. evi de Illuminati denilebilir arkadaşlar. Mesela şu anda aklıma öyle bir teori geldi. Bilemiyorum. Sizler de bu konuda arkadaşlar düşüncelerinizi yayabilirsiniz. Biraz da eğlence içerikli bir video olsun istedim arkadaşlar. Hem sizler de düşüncelerinizi yazın. Biraz komple teorisi yapalım. Bazen bu tür şeyleri de sorgulamak gerekiyor. İçinde doğruluk payı olabilir mi? Çünkü bazen arkadaşlar çok fazla saçma görünümlü bilgiler etrafı bulandırıp gerçek bilgilerin onun içinde kaybolmasını sağlıyorlar. Ya belki bu teori doğru olabilir. Belki de uzaylı teorisi doğru olabilir. Aramıza sızmış olabilirler. O yüzden biz yani direkt yok ya saçmadır, bizi kandırıyorlar demek yerine olabilir de bir inceleyelim, araştıralım ama bunu işte araştırarak yani böyle bol keseden sallamak yok. George Bush baktık, oğul Bush bu. Bir de bu da baba Bush. Bir 12. evde Neptün var. Yani bu da Illuminati'ci diyelim. Yani 12'de benim de aklıma bir anda öyle geldi arkadaşlar. 12. ev sanki Illuminati daha çok bağlantılı. Bakın Madonna. 6'da Chiron var. 12'de Merkür, Plüto, Güneş, Uranüs. Evet burada bayağı bir o zaman bu da Illuminati'ci. Bakın bir de orada Güneş var. Aydınlatıyor. O Plüto var, Uranüs var. Tam bir Illuminati'ci diyelim biz buna. Evet, bugün böyle eğlenceli, keyifli bir video yapalım dedik arkadaşlar. Ya tabii bu video biraz eğlenceli olsun istedim ama şu var arkadaşlar. Hani her şakanın altında bir ciddiyet vardır deriz ya. Bunu sadece sizler de böyle eğer bu konuda ilgi duyan araştıran varsa sizler de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Biraz bugün böyle değişik, enteresan bir video yapmak istedim. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.